Astroloz TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben astroloji uzmanı Hande Kazanova. Şimdi terazi burcundan balık burcuna kadar Ağustos ayını anlatmaya başlıyorum. Teraziler, akrepler, yaylar, oğlaklar, kovalar ve balıklar. Hazır mısınız? Ağustos ayı sizin için başlıyor. Sevgili terazi ve yükselen teraziler, sosyal çevrenizin çok hareketli olduğu aylardan bir tanesi başlıyor. Arkadaşlarınızla beraber yapacağınız her tür plana, aktiviteye, davete, organizasyona kendinizi açabilirsiniz. Bu dönem aynı zamanda işten elde edilen gelirlerinizi de arttıracağınız bir süreç olacak. Aynı zamanda üstleriniz ve patronlarınızla konuşmanız gereken önemli konular varsa bütün bunları Ağustos'un ilk 10 günlük süresi içerisinde yapmaya özen gösterin. Ağustos'un başında parayla ilgili konularda beklenmedik ani hızlı gelişmeler altında olabilirsiniz. Elinizden bir para çıkabilir, bir fatura ile uğraşmak durumunda kalabilirsiniz ya da harcamalarınızın çok yüksek olduğunu fark edeceksiniz. Bu harcamalar aşk hayatınızın, çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili konuların da harcamalarını içerebilir. 12 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Aşk evinizde oluşacak bu dolunayda aşk hayatınızın sorumluluklarıyla karşılaşacaksınız. Sevdiğiniz insanın bu dönemde bazı konularla uğraştığını fark edebilir ya da çok ciddi ve istikrarlı bir ilişki içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Çocuğunuz varsa çocuğunuzun yine sorumlulukları hayatınızın merkezine yerleşecek. Sanatsal ve kreatif işlerinizde üzerinize birden fazla yük binebilir. Bu dönem biraz hayata olumsuz bakmamaya özen gösterin. 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. İşte bu yeni ay zamanı artık biraz köşenize çekilmenin zamanı gelmiş bulunuyor sevgili teraziler. Plan yapmak için kendi halinizde olacağınız, işleri biraz yavaşlatacağınız ve herhangi bir şekilde büyük bir girişime kalkışmamanız gereken bir yeni ay gerçekleşecek. 20 Ağustos'ta Mars İkizler Burcu'na geçtiğinde seyahat, eğitim, medya, ticari faaliyetler ve hukuki alanda önünüzdeki günlerde fazlasıyla hareketli bir döneme de merhaba diyeceksiniz. Yani bu ay hem çok gezecek, yeni yerlere gidecek, arkadaşlarınızla bir araya gelecek ama ayın ikinci yarısı itibariyle dinlenmeye de vakit ayıracaksınız. Güzel bir ay diliyorum. Evet, kariyerinizde ve mesleğinizde kendinizi göstereceğiniz aylardan bir tanesi başlıyor sevgili akrep ve yükselen akrepler. Bulunacağınız ortamlarda kendinizi ön plana çıkartmak, önemli insanlarla bir araya gelmek, toplumsal konularla ilgilenmek ya da çalışıyorsanız patronlarınızla irtibatınızı kuvvetlendirmek anlamında bu ay size göz kırpıyor. Bir kere yaptığınız işi kitlelere ulaştırmak isteyebilirsiniz. Mesela bir lansmanınız varsa, önemli bir projeniz varsa bu projenin duyurulması, büyük kitlelere ulaştırılması gibi etkiler altında bu ay size fazlasıyla yardımcı olabilir. Gökyüzü sizi destekliyor. Hemen Ağustos başında İlişkilere dikkat edin. İkili ilişkiler, özel hayatınızdaki insanla beraber kalkışacağınız bazı işbirlikleri ya da ortaklaşa atacağınız adımlarda beklenmedik ani hızlı olaylara açık olabilirsiniz. Yine sevdiğiniz insanın kariyerinde hızlı gelişmeler sizin hayatınızda etkileyebilir. 12 Ağustos'ta bir dolunay gerçekleşecek. Siz bu dolunayı ev, aile ve yuva alanlarınızda yaşayacaksınız. Tam da kariyerinize ve mesleğinize odaklandığınız Ağustos ayında işte bu dolunay daha fazla algınızı ailevi konulara çevirmenize neden olacak. Dolunay zamanları denge kurmak çok önemlidir. Bu yüzden tam da bu dolunay zamanı aile hayatınızda yaşayacağınız olaylar iş hayatınızı aksatmanıza ya da aile hayatınıza yeteri kadar önem vermemenize neden olabilir. Dolunay zamanı bu konuları unutmayın. Dengeyi iyi kurun. Ailevi konular, evle ilgili konular ve burada alınacak önemli sorumluluklar devrede. 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Çevre değişimlerine açık olacaksınız bu yeni ay ile beraber. İşte yeni insanlar tanımak, yeni ortamlara girmek, başka işler yapmak istiyorsanız 27 Ağustos'taki yeni ayı beklemelisiniz. Ondan sonraki 15 gün bu anlamda size göz kırpacak. 20 Ağustos'ta Mars'ın İkizler Burcu'na geçişiyle beraber önünüzdeki 7 ay boyunca parayla ilgili konular hayatınızın merkezine yerleşiyor. Demek ki risk almamanız gereken bir dönem ama yine de harcamalarınızın da olacağı bir dönem. Güzel bir ay diliyorum sevgili akrepler. Oho! Bu ay öyle bir geziyorsunuz ki
Seyahatler, tatil planları, aynı zamanda eğitim fırsatları, yeni tanışılacak insanlar. Bu ay sizi fazlasıyla hareketli, keyifli ve mutlu kılabilir sevgili yay ve yükselen yaylar. Diğer taraftan işle ilgili konular, gündelik hayatınızın ritmi, angarya işler ya da sağlıkla ilgili konularda dikkatli adımlar atmaya özen gösterin. Bu kadar gezmek, dolaşmak derken zaman zaman hastalıklarla uğraşma, zaman zaman iş yükünüzün yüksek olması dengeyi kuramamanıza neden olabilir. Özellikle Ağustos başında. 12 Ağustos'ta bir dolunay var ki bu dolunay iletişimsel her tür işinizi hızlandırdığınız bir dolunay olacak. Yakın çevrenizdeki insanlardan hassas haberler alabilirsiniz. Akrabalardan, kardeşlerden, kuzenlerden, yakınlarınızda kim varsa. Sizin dışınızda gelişecek olaylarla ilgili olacaksınız. Ama bir yandan da yakın çevrenizdeki insanların önemli bir sıkıntısı ya da sorumluluğunu üstlenmek durumunda da kalacaksınız. Yine sosyal medyayı kullanıyorsanız bu dönem gereksiz insanlara bulaşmaktan mümkün olduğunca uzak durun. Yoksa sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir. 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. İşte bu yeni ay kariyer alanlarınızda önemli fırsatlar ve açılımları karşınıza getirecek. 27 Ağustos'tan sonra 15 gün boyunca sizi kariyerinizde ve mesleğinizde kimse tutamayacak sevgili yaylar. Hem gezmiş olacaksınız, dolaşmış olacaksınız, keyif yapmış olacaksınız ama Ağustos'un sonu itibariyle kendinizi işinize, gücünüze yeni döneme hazır bir şekilde vermeye de başlayacaksınız. 20 Ağustos'ta Mars İkizler Burcu'na geçiyor. İkili ilişkiler ve özel hayatınızın detayları ön plana çıkarken sevdiğiniz insanla ya da ortaklı işlerde ortağınızla beraber yapacağınız planlar hızlanmaya başlayacak. Güzel bir ay diliyorum. Ortak ve müşterek parasal meselelerle Ağustos ayına giriş yapıyorsunuz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Şimdi bu ay ne kadar, nereye ne ödeyeceğim? İşte krediler, borçlar vesaire bunlarla ilgili konularda organize olmanız gerekecek. Ve eğer bir borç almayı ya da bir kredi altına girmeyi düşünüyorsanız da uygun bir zaman dilimi olacak. En çok çocukla ilgili konular ve aşk hayatınıza dikkat etmeniz gerekecek. Ağustos başında sevdiğiniz insanla bazı noktalarda birbirinizi anlayamama etkisi ya da çocuğunuz varsa çocuğunuzun hayatında yaşanacak ani beklenmedik hızlı bir durum ya da bir olay daha çok paranızı buraya harcamanıza ya da ilginizi buraya döndürmenize neden olabilir. Riskli yatırımlardan mümkün olduğunca uzak durmanız gereken bir dönem. Borsada yatırım yapıyorsanız ya da çeşitli emtialara bir takım yatırımlarınız varsa işte bu dönem Ağustos başında dikkatli olun. Hızlı girişler, hızlı çıkışlar gündeminizi belirleyecek. 12 Ağustos'ta bir dolunay var ki bu dolunay parayla ilgili konuları hızlandıracak. Bu dolunay elinize bir para geçecek ama bu para geçtiği gibi önemli bir mevzuya gidebilir. Parayla ilgili konularda da ne yapmanız gerektiğini bu dolunayla beraber çok net bir şekilde görebilirsiniz. Ya da etrafınızdaki insanların sorumlulukları, onlara vermeniz gereken paralar, yardımlar, teşvikler bunlar gündeminize yerleşecek bu dolunay zamanı. 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay sizi çok mutlu edecek ve önünüzdeki planları çok rahat gerçekleşmesini sağlayacak. Mesela seyahatleriniz 27 Ağustos'tan sonra hızlanabilir. Aynı zamanda yaptığınız işlerde kendinizi gösterme arzunuzun arttığını görebilirsiniz. Hem eğitim, hem medya, hem seyahatlerle ilgili konularda, ticari faaliyetlerde başarılı bir yeni ay yaşayacaksınız ve yeni insanlarla tanışmaktan da mutluluk duyacaksınız. 20 Ağustos'ta bir Mars geçişi var. Mars'ın İkizler Burcu'na geçişiyle beraber. Önünüzdeki 7 ay boyunca çalışmak, verimli olmak ön planda olacak. Konuştuklarınızı yapmak isteyeceksiniz, eyleme dökmek isteyeceksiniz. Beraber çalıştığınız insanlarla zaman zaman aranızda bazı tartışmalar vesaireler olsa bile çalışma hayatınız ve sağlıkla ilgili konular hayatınızda önem kazanıyor. Ve Ağustos ayında ağırlıklı olarak bunlarla uğraşacaksınız. Güzel bir ay diliyorum. İkili ilişkiler ve özel hayatınızın detaylarıyla Ağustos ayına giriş yapıyorsunuz. Bu alanda bir yeni ay gerçekleşti. İlişkilere dair verilecek önemli kararlar, ortaklaşa atılacak adımlar, işbirlikleri, yeni işler, projeler, anlaşmalar, sözleşmeler
Ağustos ayı sizin için verimli aylardan bir tanesi olacak sevgili kova ve yükselen kovalar. Ama diğer taraftan şartlar ve durumlar çok da sizin elinizde olmayacak. Hızlı gelişmeler altında olacaksınız. Karşı tarafa bağlı olacaksınız ve karşı taraftan onay almak da önemli olabilir. En çok ailevi konulara dikkat edin. Evinizde, ev ortamınızda ve ailenizde hızlı ani beklenmedik olaylara açık olabilirsiniz Ağustos başında. Mesela evinizde bir elektrikle ilgili bir mevzu, aynı zamanda elektrik teçhizatında çıkabilecek bazı sorunlar ya da toprak, eğer toprak zeminde olan bir eviniz varsa, bahçeniz varsa burada çıkabilecek sorunlar, ufak tefek hırsızlıklar, sıkıntı ve problemler. Bunlara açık görünüyorsunuz özellikle Ağustos başında. Yine aniden karşınıza çıkacak bir ev fırsatı da gündeminize yerleşebilir. Evde bazı kazalara da açık olabilirsiniz. Bu kadar ev 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 dememin sebebi benim de yükselenim kova ve gerçekten Uranüs ve Mars'ın burada hareket ettiği süresince ben de evde birçok olay yaşadım. O yüzden sizleri de uyarmak istiyorum. 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. İşte bu yeni ay daha çok parayla ilgili konuları hayatınızda hızlandıracak. Yenilikleri parasal konularda burada yakalayacaksınız 27 Ağustos'tan sonra. Ama 27 Ağustos'a kadar ikili ilişkiler ve özel hayatınızın detayları gündeme yerleşebilir. Uyarı yapmam gereken konu 12 Ağustos'taki Kova Burcu'ndaki Dolunay. Bu sizin Dolunay'ınız sevgili kovalar. Ama Satürn yen bir Dolunay olacak. Yani bu Dolunay zamanı sağlığınıza ve dolaşım sisteminize ekstra özen göstermeniz gerekebilir. Hayatın üzerinize ekstra yük bindirdiğini, çeşitli sorumluluklarla ciddi bir şekilde uğraştığınızı düşünebilirsiniz. Ve bütün bunlar da sizi olumsuz bakış açınızı arttırabilir. En çok 12 Ağustos civarı dikkat ediyorsunuz. Onun dışında hızlı bir ay ve tabii ki aşk evinizde oluşacak. Mars'ın geçişi de 20 Ağustos'tan sonra hayatınızı keyiflendirecek. Güzel bir ay diliyorum. Çalışma koşullarınız, gündelik işleriniz, oradan oraya koşturma ve tabii ki sağlıkla ilgili konular Ağustos ayının önemli bir parçasını oluşturuyor sevgili balık ve yükselen balıklar. Çok koşturacağınız çalışma ve iş hayatınıza daha fazla kendinizi kaptıracağınız, çalışmıyor olsanız bile başka insanların, çocuğunuzun, sevdiğiniz insanın o koşturmaları içerisinde gündelik hayatınızı düzenleyeceğiniz bir ay olabilir. Hemen Ağustos başında dikkatli adımlar atmanız gerekiyor. Özellikle araba kullanırken, kısa vadeli planlarınızda, yakın çevrenizle beraber yapacağınız işlerde, burada beklenmedik ani, hızlı, sürpriz gelişmelere açık olabilirsiniz. Yine akrabalar, kardeşlerinizin hayatında hızlı gelişmelerin yaşanması da söz konusu olabilir. 12 Ağustos'ta Kova Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay bir olayın iç yüzüyle karşılaşabilirsiniz. Gerek iş hayatınızda gerek özel yaşantınızda bazı konularda aslında hani nasıl diyeyim bazı olayların böyle takır takır karşınıza geldiğini görmeniz söz konusu olacak ama bu dönem en çok hem ruh sağlığınızı hem de kişisel gelişiminizi kuvvetlendirmeniz gerekecek. Beklenmedik olaylar altında olacaksınız. O yüzden 12 Ağustos civarı sağlığınıza ekstra özen göstermeyi ihmal etmeyin. İlişkiler hayatımın neresinde ve hangi noktada diye soracak olursanız 22 Ağustos'tan sonra ilişkiler hayatınızda daha fazla görünür oluyor. 27 Ağustos'taki yeni ay ile beraber ilişkinize dair başlangıçlar, yeni adımlar, söz, nişan ya da evliliğe dair verilecek kararlar 27 Ağustos ve sonrası hayatınızın merkezine yerleşebilir. Aile ve yuvanızla ilgili konular 20 Ağustos'tan sonra hareketleniyor. Ev taşıması, başka bir yere taşınma gibi konularda hızlı ve bereketli bir dönem olabilir. Güzel bir ay diliyorum sevgili balık ve yükselen balıklar. Evet, bütün burçları tamamladık. Daha doğrusu teraziden balık burcuna kadar olan bölümü izlediniz. Yorum bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. Eğer Migros TV'ye abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.